Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi ve Samsun İl Müftülüğü'nün çalışmaları sonucu vatandaşların yardımlarıyla hazırlanan 33 tır dolusu gıda ve giyecek malzemesi Halep'e uğurlandı. Dev yardım için Batı Park'ta uğurlama töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İlk Adım Kaymakamı Turan Atlamaz, İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İl Müftüsü Veysel Çakı ve vatandaşlar katıldı. Vali Şahin, Halep'in önceden Arap dünyasının önemli şehirlerinden olduğunu ifade etti. Bu güzelim şehirleri yıkarken yakarken tabii orada bir nüfus yaşıyordu, insanlar vardı. Bu insanlar orada evlerinde mutluydu. Biraz önce İl Müftümüzün söylediği gibi o insanlar muhacir korumuna düştüler ve bize de ensar olma görevini yükledi Cenab-ı Hak. Onun için ensar görevimizi en güzel şekilde yerine getireceğiz. Bir taraftan onlara buradan gıda, giyim, ne tarz yardım gerektiriyorsa, geçen Kızılay Başkanımız ilanda bulundular kan bağışı ile ilgili. Gerekirse kanımızdan onlara kan vereceğiz. Ama onları mağdur duruma düşürmeyeceğiz. Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı ise Allah'ım bu insanlara ensar olmak gibi büyük bir nimet nasip etti dedi. Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı birlikte Halep'te insanlık ölmesin adı altında Türkiye genelinde bir kampanyayı başlatmış. Samsun'umuzda da bütün il ve ilçe müftülüklerimiz, din gönüllüsü arkadaşlarımız, her kademedeki arkadaşlarımızla birlikte halkımızın bu yardımına öncülük yapmışlardır. Ve Samsun'dan bugün il ve ilçenin tamamından 33 tır yardım tırları bugün Sayın Valimizin iştirakiyle yola çıkacaktır. Allah emeği geçen ilçe müftülerimize, her kademedeki din gönüllüsü arkadaşlarımıza, yardım eden her kademedeki din kardeşlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah yardımlarını kabul eylesin. Bu yardım tırlarının Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı'nın dualarıyla uğurlandığı törende vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.